ekranda girsin. Ee, Safiye Soyman gelecek sevgili seyirciler. Evet. Hazır. Şu an koridorda. Yani şu an koridorda. Ayak seslerini Ve duyuyorum. geldi. Ben şu anda görüyorum. Ama o buraya gelene kadar bir haber daha atalım rahat rahat. Nefes nefese koştum. Geldin mi? Ancak yani, hiç gel. bence bence böyle alalım Safiye Soyman'ı. Of hem de pembe güllü elbisesiyle ışıl ışıl ve Safiye Soyman. Evet. Şu an geçen yıl bu zamanlar Evet. Gözüm akıp duruyor sürekli. Evet. Hoş geldin <laughs> Safiye Soyman. Hoş Safiyemiz. Hay <laughs> canım benim. Safiye Soyman deyince çok resmi oluyor Safiye ama Soyman. gazeteciler, evet. televizyoncular, ünlüler arasındaki onun lakabı Safiyemiz. Evet, Zaten canım evet. benim evet. ya. Evet. Ben Safiye Soyman. Ben sizlere doymam bütün evet. sevenlerime, canlarıma, herkese merhaba. Günaydın, günaydın. günaydın. Canlarım Nasılsın benim. Nasılsın Safiye? İyiyim, çok şükür. Çok iyiyim. Hı? Çok iyiyim işte. Ne yapalım? Evet. Bazı ee, şeyleri, bazı şeyleri ve en zor şeyleri, at yani atlattın diyemeyiz. O evet. insanın ömrünün sonuna evet. kadar yüreğinde, bir... yüreğinde taşıyacağı, ancak baş etmeyi öğreneceği bir şey. Ee, diyorum ki Allah e, kimseye evlat acısı vermez. Amin, tabii ki. Amin, amin, evet. amin. O. Ben çok şeyim. E, ağla, ağlamayacağım. Ağlamamaya da söz verdim hı hı. kendime. Evet. Göz, gözümden sürekli akıyor tabii ki. Göz hı. damarlarından da şey yapıyor. Tıkanma oldu artık o kadar ağlamışım ki. Öyle mi? Tabii hı ki hı. ama şimdi çok şükür iyiyim. iyiyim Sevenlerimin sayesinde, sizlerin sayesinde. Allah'ım hepimizin gideceği yer orası. Allah sabrını tabii ki evlat acısı çok başka bir şey. Annem de öldü, babam da öldü. Hep acıları yaşadım. Hı. Ama bu başka bir şeydi. Toparlıyorum kendimi. Toparla yani toparladım diyemem. Toparlıyorum. Toparlamak kendimi. için ne yapıyorsun? Nasıl rehabilitasyon? ediyorsun? <laughs> vallahi evde ne diyeyim? İlaç da alıyorum tabii ki. Tabii ki, normal Biraz rahatlatıcı Hı. ilaç da alıyorum. İyiyim yani bu kendime daha 3 ay olacak işte. 3 ay olacak. 3 ay olacak e, vefat edelim. Bana işte rüyalarda görüyorlar. Görüyor musun? Görüyorum. Anne ağlama diyor. Ula. Tabii rüyamda görüyorum ağlama ben burada uyuyamıyorum yatamıyorum diyor. Onun için e, ağlamamaya gayret verdim artık Hı. ağlamıyorum. İyiyim. İşte sahnelerime devam ediyorum başladım sahneme. Hı. Sahne bana çok iyi geliyor. Kendimi en iyi hissettiğim yer. Şarkılarımla. Çok severdi benim oğlum. Sahnede olmamı çok severdi. Hep programlara onu götürürdüm zaten. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Çok iyi biliyorsunuz. Ee, Peki, sahneye çıkmadan önce ve bizim yayına gelmeden yani tam çıkmadan hı. önce e, açardın telefonu. Ya Avruncum çıkıyorum şeyden. yayına derdin. Bayılırdı. Bayılırdı. Ben, evet televizyona çıkayım hemen abisi Bekir hemen çekerdi atardı hatta şu anda izliyoruz diye. Evet. Hep bütün sahneme de götürürdüm ben onu. İzlerdi ee, onun koltuğu vardı tekerlekli. O en büyük mutluluğuydu. Bir an böyle onu sosyalleştirirdim. Hiçbir zaman hı hı. içeriye kapatmadım. Evet çok iyi. Hiçbir zaman. Hiçbir evet. Hep böyle. Safiye e, şöyle şeyler canım zaten çok yakın takiben biliyorduk da söylendi de. Normalde doktorlar Harun'a bu rahatsızlığın teşhisi konulduğunda daha evet. kısa bir ömür biçtiler. Ama Safiye Harun'a ömründen ömür verdi. Evet. Çünkü o kadar ilgilendi ki o kadar onu aslında evet, evet. E, hem böyle... Ne kadar koltuğunda, yatağında, sandalyesinde olsa da evet. hayattan koparmayarak, e, anneliği hissettirerek ve yanında evet. olarak. Hep yanındaydım. Çok emek verdin. O yüzden çok, o çok. emek emeği de bütün izleyiciler hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Evet. Hepimiz biliyoruz. Sürekli gözüm şey oluyor, akıyor. Evet, akıyor. Evet, Sürekli akıyor. Yok, şu andan şu anda bir şey yok. Ondan oldu, ondan oldu. Akıyor zaten. Bir de duygulanıyorum, ediyorum tabii. Normal tabi. duygulanma. Safiye oh. e, vefatından hemen sonra yani kısa bir süre sonra sahneye çıkman çok eleştirildi. Evet. Ve sen de dedin ki Harun olsaydı böyle isterdi evet. ben de zaten kendimi böyle rehabilite edebiliyorum. Böyle moral buluyorum ne olursun eleştirmeyin dedin. Evet ben 25 sene her gün e, o acıyı çekiyordum. Her gün ama kızılcık şerbeti derler ya içerdim evet. kana evet. derler. O bir atasözü vardır. Hiçbir zaman o yüzümden gülücükleri, esprileri hiçbir zaman eksik etmedim. Evet. Çünkü benim seyircime şarkılarımla moral vermem gerekiyor. Onlara bir tane şarkı söyledim, o moral düzel. Ve ağlayan kadın ne yapalım? Karşımızda ağlıyor. Evet. Derler diye hiç acımı hissettirmedim. Hiç kimseye. Ben 25 sene o acıyı yaşıyordum. Hiç kimseye söylemedim, hiç kimseye belli etmedim. Ben sanatçıyım dedim. Hiç, hiç öyle... çok zor zamanlarınız çok, oluyordu. Çok, çok. Her zaman stabil değildi durumu. Tabii ki her zaman. Ben onu tabii ki son zamanlarda bir anne olarak aman yaşasın, aman tek nefes alsın da <laughs> e, hep öyle söylerdim. Ama son zamanlarda artık şey yapmıştı solunum yetmezdi işte Hı. vücut artık bağışıklığını iyice yitirmişti e, tabii ki e, demedi istirahate gitti yani çocuğum yaraları başlamıştı Hı. kulağında yara poposunda yara Hı. E, kolay değil 25 sene yatakta of. oturuyor ben ona bebekler gibi baktım. Yani o bir eleştirilere ben gerçekten kızdım da. Hı hı. Ben 25 sene zaten ben ölüyordum, her gün ölüyordum. Ama belli etmiyordum. Onlar konuşuyorlar anca. Hı. Benim çalışanlarım var yanımda, bir sürü ona çalışıyorum ben onu. Yani dünyanın en pahalı hastalığı, emes hastalığı. Öyle mi? Yurt dışından ilaçları geliyordu dolar bazıyla, euro bazıyla çalışmasam bunları nasıl yapacaktım? Nasıl ya yani para yetişmesi bu bir... var yani. Bakıcılar. Bakıcılarım var, yardımcılarım var. Ee, ben hemen işimi bitiriyordum, çocuğumu yanına gidiyordum. Ee, onunla ilgileniyordum. Hayatımda yani dörtte üçü benim oğlumdu. Evet. Yani kızım da Allah ömürler versin, torunum tamam. falan da var. Ama o hasta diye hep sürekli. Altay ay köyde yaşatıyordum. Yaylada oksijene şey olsun, evet. e, oksijen alsın. Aspire makinalarını atıyorduk orada köyde, yaylada. E, oksijen ve aspire. Allah razı olsun Bekir onu doktor gibi her şeyini şey yapıyor, hallediyordu. E, kışında Bodrum'a götürüyordum ben onu. altay ay orada, 6 ay oradaydı. Yani benim çocuğum nerede nefes alıyorsa oraya taşıyordum. Ben bu eleştirilere hak etmedim. Kesinlikle. Hiçbir şekilde hak etmedim ben çalışmak zorundayım e şimdi dediğin gibi memur hemen ilk üç gün yasını tutuyor ondan sonra işine başlıyor bir mimar e siz de öylesiniz mesela Aslında. hemen e, işinizin başına dönmeniz gerekiyor ben eğlenceye gitmedim ki işimi yapıyorum herkesin bir görevi var işi var. Evet. Yani böyle bir yersizce işte bir iki kişi böyle bir şey yazdım arkasından geliyor. Ben ona diyorum ki özgür klavye. Beyninden akanları ellerine boşaltıyorlar. Ama benim ne çektiğimi biliyorlar mıydı? Hep ben gülen yüzümü belli ettim. Her zaman gülen yüzümü. Ya biz sanatçıyız. Annen de ölse baban da ölse çıkmak zorundasın evet. sahneye. Sen burada şey yapmıyorsun ki işini yapıyorsun. Ben e, gerçekten e, şey yaptım. E, kınadım o söyleyenlere. Evet. Çok kızdım. E, Allah razı olsun herkes arkamda durdu. Herkes bütün e, sevenlerim, o sanatçı arkadaşlarım olsun. Başta Seda Seven, Sayan, Seda Sayan olsun, Gülben Ergen olsun, e, Armağan Çağlayan, Ömür Gedik, Yeşim Salkım, daha, daha 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 neler neler yani. Bu kadar benim oğlumun bu kadar sevildiğini ben bu kadar bilmiyordum. Yani biliyordum ama bilmiyordum. Senin mücadelenin de sevdiler insanlar. Evet. evet. Gerçek bir anne gibi. Evet, evet. Gerçek bir anne gibi. Evet, evet. Bir anne gibi. Evet. O kadar e, ben şuna şahit oldum. Harun'un bir atakları oluyordu. E, Safiye geliyordu. Burada ağlıyordu. Buraya gelip gülüyordu. Aynen. Diyordun ki nasıl böyle bir güce geçiyor. Evet. Çok e, güçlü yani. bir kadınsın. Evet. 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 Yani mecburen ayakta olmak zorunda Allah ona o gücü de veriyor çünkü. Ama ona herkes ayakta... o gücü evet evet bulamayabilir. Evet. Gerçekten çok güçlü evet. bir kadın evet. ama o böyle tek başına yıllarca sektörde ayakta durmuş dediği gibi mesleği bu. Ee, yani Harun'un rahatsızlığı ha, süresince. Benim canım oğlum. Evet. Yeni MS'i yeni başlamıştı. Ben onu Amerika'ya götürmüştüm hatta bir bakılsın, edilsin <gülüyor> diye. <gülüyor> evet. Ondan sonra Amerika'da MS hastalığını bilemediler ama Türkiye'deki doktorlarımız o kadar yüce, o kadar değerli ki doktorlarımız bildi ama Amerika'da Washington'da hiç unutmayacağım. Onu götürmüştüm evet. üniversite hastanesine MS üzerine. Evet. Yok dediler MS falan yok demişler. Ne dediler o zaman? Yok, bir şey yok bir dediler. Şey yok, dedi. yok dediler yani. İlk şeyi hatırlıyor hmm. musun? Hani o senin sana söylendiği vakit hayatının bir anda değiştiği anı hatırlıyor musun Safiye? Tabii ki. O zaman ben tabii ki şimdi maksim kapandı da söylüyorum. Evet. İstanbul'da asolist olarak çıkıyorum 10 sene. Hmm. Bir baktım Harun, oğlum dedim sen böyle şeyle bakıyorsun hani değişik şaşı beş, hı. böyle bakıyorsun bir şey var sende dedim. Ayakların birbirine dolanıyor, çaprazlaşıyor, bir şeyler oluyor. Sen bir git dedim bir göz doktoruna bir git bakayım dedim gözlük falan. Hı hı. Gitti hı hı. O, sonra göz doktoru demiş ki hiçbir şey yok. Sen bir MR çektir demişler. O hı hı. zaman da MR falan yeni çıkmıştı. Homografiler vardı. Hı hı hı. Ondan sonra onu çektiriyor diyorlar ki buna MS Allah Allah ben de diyorum ki MS nedir ben bilmiyorum ki MS hastalığının ne olduğunu bu tümör mü Hı. yok diyorlar yoksa hani kanser mi yok bu şey öyle bir ölümcül bir hastalık değil oh Hı. çok şükür dedim Hı. ama hiç unutmayacağım Maksim'deki gazinodan geldim oğlum da Ankara'da hemen kirpimi bir çıkarttım ona saçım peruk, onları bir çıkarttım, makyajımı sildim. Ben dedim sahneye falan çıkmayacağım dedim, hı hı. hiç hiç unutmayacağım onu. Öyle mi? Hı. Çıkmayacağım ve çocuğumla dedim baş başa kalacağım Ankara'daki evimde dedim, bir bahçeli bir evimiz var Ankara'da. Onunla beraber kapattım kendimi iki sene, hiç sahneye çıkmadım. Öyle mi? Tabii ki iki sene ta yıllar önce bu çocuğum hı. benim e, 25 sene önce. Hı. Kapattım kendimi bahçemde. Herkes çok merak etti. Acaba Safiye Soyman işini mi bıraktı? Sanat hayatından mı çekildi diye. Halbuki ben o çocuğuma o sevgiyle, o şeyle, şefkatle sarıldık birbirimize. Ama e, tabii ki şeyler geçirdi. O da kötü günler geçirdi, etti falan bir takım. Şey yapamadık bu çok genç olduğu için her emes bir değil. Buradan evet, değil. Evet değil evet. Onu onu hemen hastalarına söyleyelim. Sen söyle çünkü mücadele eden, evet. toparlayan umutları evet. kırmayalım. Evet. Olur sen bir şey söyle. Her emes bir değil. Benim canlarım benim. Sakın üzülmeyin bize de böyle olacak çok üzülmüşler bize de böyle öyle. Hayır değil. Harun'unki çok ataklı değişikti ilk zamanlardan olanlar. Şimdi kesinlikle öyle değil. Mesela Nüket geçen dinledim, evet. o da dedi, olmuş geçmiş, geçmiş. gitti. Evet. Bak, var öyle. Serdar Ortaş da öyle. Ben canım o benim evet. ya. O da öyle. Yani kimde oluyor, geçiyor, gidiyor. Bir iki atak oluyor, bitiyor. Sakın yanlış anlamayın, sakın üzülmeyin. Çok emesli arkadaşlarımız var, dostlarımız var, çocukları var. Asla öyle değil. Aman ha bunu evet. benim herkese bunun plakları çok başkaydı çok değişikti. Bizim oğlan genç e, o zaman çok başka yani <laughs> bunu anlatmak e, şeysiz yani. O zamanki <laughs> sağlık koşulları, teşhis süreci tabii. bunlar tabii. da farklıydı. Tabii. Bir de MS'in dediğin gibi bu çok önemli e, türleri de var değişiyor. Tabii tabii. tabii. E, şu an MS hastası olan herkese de şifa diliyoruz. Tabii şey tamam. kesinlikle. Yani Peki. bana anlayacağın. Sahne bana çok iyi geliyor Müge'cim. Ya kesinlikle. Niye çıkıyorsun? Ne de? Ne demek hiç, daha kırkı yok. çıkmadı diyor. Ay, bilmem hiç, dur senesi yok. olsun ya bilmem ne. Bir sene geçse ay, ne olacak? Hiç, Unutacak o, mısın? Ay, mümkün değil evlat acısı unutulmaz ki. Son nefesine kadar Asla. onu zaten kesinlikle. bir şekilde... Taşıyordu. Peki bu süreçte e, kınananlar da oldu. Şöyle ki e, sen böyle bir şeyle sarsılırken e, daha Harun'u e, defnetmeden... Ee, senin çok uzun zaman birlikte aynı programı paylaştığın Banu Alkan, Kakara Kikir'i pozlar, süslü püslü dünya güzellerim pozları. Ya insan bari bir durur ya. Ya. Yani ben de duygularımı <laughs> şey yapamayacağım, saklayamayacağım. Ne diyorsun diyemeyeceğim. Şimdi. Ama yani şuradan söylenecek bir şey varsa hani başın sağ olsun demeyi e, postuna öyle bir şey paylaşmayı uygun bulmuyorsan bile bir dur be. Şimdi onun duruşu öyle. Bir şey söyleyemezsin bana o. öyle kabul etmek lazım. Banu alkanı yani insanları olduğu gibi kabul edersen güzeldir. Evet. İnsanları olduğu sen gibi kabul etmezsen sen o şey Mertebe'ye yükselirsin. Gönlün için... o kadar güzel ki senin, evet. sen böyle bir durumda olduğu gibi kabul edelim diyecek kadar güzel bir yüreğin var. Çok teşekkür var. ederim. Yani o, o bu cümleyi herkes kuramaz ama ben de Müge'ye katılıyorum. biz böyle unuttuk. Geçtik ki. gittik ya. ki yani bazı şeyleri. Yani böyle bir durumda e, Kakaraki kikiri videolar çekip paylaşmak da bence bir insana yakışmayacak davranışlar. Bir evet. şey söyleyeyim mi? Hı. O kadar e, sanatçı arkadaşlarım aradı ki yani herkes aradı. En çok kimden etkilendin? Şey, Kimin yaklaşımı hepsi. sana çok dokundu? En çok zaten e, Gülben Ergen'in bana yaklaşımı o kadar beni şey yaptı ki zaten Seda benim kanka Amerika'daydı evet. o. Evet. O safiyecim dedi hala şu anda benim sesi duruyor şeyde. Hı. Sakın bir gram dedi üzülme. Bak üzülürsen dedi kahrolurum kesinlikle dedi. Ben de de Twitter'a bir şeyler yazdım dedi. Şaşırdım kaldım yani. yani o, benim çocuğum ilk hastalandığında da ki, gerçekten Gülben Hemen Ankara'ya gideyim. Belki beni görürse iyi olur falan Aa, diyen bir kızcağız. Bu konularda çok hassas. Çok, çok hassas yani, konularda. Gerçekten. Herkes yani. aradı aradı bir tek Tarkan aramadı. Aa, Bak Gülsün. mesela düşün ha. bütün aklınıza kim geldiyse sanatçılar aradı. Ama benim hani görüştüğüm, konuştuğum, Hı -hı. konuşmadığım bir tek Tarkan aramadı. E buradan o da Tarkan'ı çok da severdi. Onun CD'leri de vardı. Ya. Hatta mi? son zamanda isterdi ki bir tane ondan şarkı. Anne, hangi şarkı? şarkı işte onun bir şarkılarından Şarkısı. oku derdi. Hı. O, onu zaten her albümde Hı. onun istediği şarkıları koyardım. Ü, üniversite dönemindeyken CD'leri ve DJ'leri DJ'di. CD'leri vardı. O CD'lerin içinden alırdım. Oğlum ben her albümümde Hı. onun istediği bir şarkıyı koyardım. Hı. Hı. Sağ olsunlar son olarak Ferdi Tayfur bu Ahmet Selçuk İlkan verdi Hı. Hı. onu. Ee, geçen yıl bu zamanlar o hiç unutmayacağım. Onun seçtiği Hı -hı. şarkıyla zaten çıktım biraz önce. Hı -hı. Hep onun gönlünü alırdım. Ya bu onun seçtiği şarkı mı? Evet. Evet, ee, evet, Ve şöyle bir Gitemiz. şey var Bir Temmuz akşamında diyor. Evet, Temmuz'da evet. Temmuz'da kaybettim. E, evet, bir Temmuz akşamı. Geç. Aynen öyle. Çok iyi, yani tuhaf bir Ay. Raslantı. Evet, evet. ve Şarkına ben... sözleri Harun'un gidişini anlatıyor sanki ve Harun o şarkıyı annesinin okumasını istiyor. Evet, evet. ya inanamadım Evet. Ee, yetmiş. E, dur bakayım. Hmm. Bir bir şey daha söyleyecektim de unuttum. Ahmet yani. Salçuk İlkan dedin yetmiş. Ahmet, e, bir tane daha var bir şarkı da onu unuttum onu istemişti de onu şey yapamadım Hı. okuyamadım o da şeyden. Hmm. Ahmet Kaya'dan. Ahmet bir Kaya. Ahmet Kaya bir de Tarkan'dan, Tarkan'dan istemişti. Öyle mi? Evet. Onları da bir dahaki sefere yaparım yavrum falan diyordu. Ya. Öyle. Belki onun sevdiği şarkılardan bir albüm yaparsın. Evet, evet. Ha? İnşallah. Buradan Tarkancığım seslenelim. Duyuruyorum. <laughs> evet. Bu belki, güzel kalbi kırmayalım. Belki, Tarkan. belki aramadı ama Tarkan'ın güzel bir kalbi vardır. Belki yeni yapacağı Harun'un sevdiği şarkıların içine Tarkan'dan bir güzellik gelir. Belki i̇nşallah. bir düet yaparsınız. Evet, belki bir i̇nşallah. düet gelir. Evet. Evet. Ay canım ya. Şey e, Hakkı Yalçın buradan sevgilerimi iletiyorum. Hı. E, çok güzel. Harun için çok güzel şeyler yazmış. E, şarkı sözü yazmış. Süper onu e, illaki besleyeceğiz e, yapacaksınız da inşallah bakarız bakalım neler yazdı ne yaptı ya. iyice gönüllü Safiye ya. gerçekten öyle bir acıyı anlatırken bile ne kadar şık kibar ve zarifsin evet. kimseye Şimdi, kırmadan böyle, dökmeden anlatıyor. Kırm, evet kimseye Ki kırpılacak duygularla hiç Ve insan öyle zor zamanlarda kim arıyor kim Nasıl? aramıyor Vallahi de unutmuyor. Unutmuyorsun. Bu Böyle önemli. aklına, burana böyle yazılıyor. Camiler hani doğdu taştı. Hani dersin ki o kadar acının içinde bunu mu düşünüyorsun? İnsan ya. gerçekten unutmuyor. unutmuyor. İyi de kötü de unutmuyor. Aslı çok doğru. önemliymiş biliyor musun? Hastanede çok. ziyaret, e, unutmamak, büyüklerini aramak, cenazeye gelmek, e, dost biriktirmek çok güzelmiş. Bütün yurt dışı, Rusya haber yapmış. Düşünebiliyor musun? Ana haber yapmış. Resimleriyle koymuş, o evet. kadar hoşuma gitti ki. Amerika haber yapmış, Londra haber yapmış. Sanki o kadar gururlandım ki, sanki büyük devlet adamı ölmüş gibi. Bütün evet. ülkeler, ülkeler arası şey yaptılar, ya haber artık yaptılar. Artık zaten Türk... ülkelerin önem verdiği siyaset, politika, ekonomi yani bu, bu değil ki sadece ki. sevilen bir figür. Ya. Sevilen evet, figür evet. burada sensin. Ya. Verdiğin mücadele ve giden Harun. Cumhurbaşkanımız aradı buradan sevgilerim, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ee, Emine Hanım aradı bütün e, CHP başkanlarından tutun, e, bütün parti başkanları aradı, belediye başkanları valiler, Türkiye'de herkes ara, aradı, Allah razı olsun herkesten arasın bir Tarkan aramadı, evet. Tarkan'a evet. da aramadın. buradan Tansu Çiller geçmiştekilerine kadar hepsi aradılar bizim, olan bizim, hani. bizim evden bir örnek vereceğim ee, biraz özelimi deşifre edeceğim böyle zaman zaman her ailede sıkıntılar, moral bozuklukları falan Hani olsa da benim eşim Reha diyor ki biz Safiye'yi izleyelim. Tek moral kaynağı. Ya canım evet benim. Sonra ya. günün birinde Safiye evladını kaybettiğinde dedim ki Reha bak dedim. Bu kadar acı çekiyor ama hala bizim eve ya da bir evlere güler yüzüyle moral veriyor. Bu nasıl bir yüce bir insan dedim. Evet. Dünya güzellerim. Ay dünya güzellerim forma evet. 45 evet. gün çekim evet. yaptık ve beni bekliyormuş oğlum. Geldim, ya. döndüm. Ya. Bitti çekim. o Daha doğrusu ben doğruyu da anlatayım da. Evet, anlat karışıklık oldu. Karışıklık orada. oldu. 13 çekimde. 13 çekimde, 11. çekimde lav olduk, dağıldık yani. Evet, sıkıntılar Evet, kalktı. sıkıntılar Çünkü. oldu, bir şeyler oldu. Ondan sonra iki bölüm kaldı. Allah'ın diyorum her şerde bir hayır vardı. Allah'ın takdiri diyorum. O iki çekim daha yayınlansaydı, evet, o iki bölüm kalmıştı. Belki ben oğlumu göremeyecektim. Hemen doğru toparlandım. 11. çekim biter bitmez. Hepimiz toparlandık. Bülent Ersoy, Banu Alkan, hepimiz. Ben doğru köye gittim.